أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من رفع قرطاسا من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم İclalen lehu teala kütübe indallahi minessiddiqin ve kuffife an valideyhi ve in kana müşrikin ve in kana müşrikeyn. Ravahu İbn Habban sadaka Resulullah ve nataka Habibullah. Besmele, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti. Kur'an'ın anahtarı, miftahı, levh-i mahfuza kalemin ilk yazdığı kelime, Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Adem Aleyhisselam'a da inen ilk ayet olduğu söyleniyor. Fahreddin Razi Tefsir-i Kebir'inde böyle naklediyor. Bu da gösteriyor ki besmele sadece bizde değil geçmiş ümmetlerde de istimal olunan bir ayeti kerimedir. Kur'an'ın anahtarıdır. Allah'ın kelamının ilk cümlesi Bismillahirrahmanirrahim'dir. Allah Celle Celaluhu Rahman ve Rahim olduğunu dünyada herkese merhametiyle muamele ettiğini, herkese ikram ve ihsan ettiğini ama ahirette sadece rahmetinden inananların istifade edeceğini bildirerek başlamış Hazreti Kur'an'a. Bu sebepten dolayı ariflerden birisi bir kağıda Bismillahirrahmanirrahim yazıp vasiyet etmiş. Öldüğümde mutlaka bunu kefenimin arasına koyuverin demiş. Niçin böyle vasiyet ettiği sorulunca çünkü demiş yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımda sevgili Allah'ıma diyeceğim ki ey Allah'ım sen Kitab-ı Kadiminin, mukaddes kitabının bütün beşeriyete hidayet olarak gönderdiğin o rehberin başına bu ismi yazmıştın. Kendin mecbur olmadığın halde kullarına karşı Rahman ve Rahim olduğunu ezelde ilan ettin. Şimdi Allah'ım huzuruna gelirken Kur'an'ın başındaki ilk ayetle
senin huzuruna çıkayım. İstedim ki sen de bana Kur'an'ın ilk cümlesiyle muamelede bulun. Kur'an'ın ilk kelimesiyle bana muamelede bulunursun diye böyle yaptım. Böyle diyebileyim diye Besmele'yi, Bismillahirrahmanirrahim'i yazıp kefeninin içerisine konulmasını vasiyet etmiş. Besmele ile ilgili zikrinin anılmasının faziletiyle ilgili birçok hadis-i şerif var. Hepsine temas etmeye vaktimiz olmayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Enes bin Malik'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki Hazreti Resulullah men rafa'a kırtasen fihi minel ardı fihi bismillahirrahmanirrahim. Yüzünüzün karasına bakmıyorum diyor. Ne kadar günahkar veya ne kadar temiz olduğunuza bakmıyorum. Men kim? Kadın olsun, erkek olsun, genç ihtiyar fark etmez. Rafa'a kırtasen bir kağıdı minel ardı yerden kaldırsa, o kağıdın içerisinde de Bismillahirrahmanirrahim yazıyor olsa, sırf iclalen lehu teala, Allah'ın ismi var, Allah'a hürmet olsun diye, Allah'a tazim olsun diye, Allah'ın isminin bulunduğu o kağıdı yerden kaldırırsa, kütübe mines sıddıkîn, imanında sadık olanlardan yazılır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sıddıklardan yazılır. Sıddıklardan yazılmak kolay mıdır? Cenab-ı Hak buyuruyor ki Hadid suresinde وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَالَّذ۪ينَ öyle kullar ki آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah'a iman etmişler وَرُسُولِهِ ve bütün peygamberleri لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ diyerek hepsine iman etmişler. Hepsini kabul etmişler. Ancak bizim geçmiş peygamberlere karşı vazifemiz bir tane, bizim kendi peygamberimize karşı vazifemiz iki tane. Bizim peygamberimize karşı vazifemiz bir hususta diğer peygamberlerle iştirak ediyor. O da biz kendi peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiğimiz gibi bizden önce gönderilen bütün peygamberlere de aynı şekilde iman ederiz. Geçmiş peygamberlere karşı olan vazifemiz, sorumluluğumuz onların Allah tarafından gönderilmiş birer hak peygamber olduğuna iman etmektir. Bu kadarla sınırlıdır. Onların şeriatları getirdiği kitaplar Kur'an'la mensuh olduğu için, neshedildiği için onların ayetleriyle, kitaplarıyla, hele hele tahrif edilmiş dinleriyle artık amel etmekle mükellef değiliz. Belki de ondan men edilmiş durumdayız. Ama bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme karşı iki vazifemiz var. Birisi diğer peygamberlere iman edip onları tasdik ettiğimiz gibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi de Hatemun Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu olarak kabul ederiz. Bir de ikincisi onun getirdiği şeriatla, onun emirleriyle amel ederiz. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ El-Rasul, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tek, müfret.
وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُلُ demiyor. Bütün peygamberlerin size getirdiklerini alın demiyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin size getirdiğini وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ فَخُدُوهُ seve seve, kendi rızanızla, dipçik korkusuyla değil, dayak endişesiyle değil, فَخُدُوهُ bir şeyi kendi rızanızla almak demektir. Eğer böyle alırsanız, Cenab-ı Hak cennetlikleri methettiği gibi methediyor. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ اَخِذ۪ينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ Cennetlikler, müttaki kullar dünyadayken Mevla'nın kendilerine verdiği şeyi seve seve alırlardı diye Allah Celle Celaluhu yarın bize hitap ederken اَخِذ۪ينَ مَا آتَاهُمْ onlar seve seve alırlardı diyecek. Böyle hitap edilebilmek için وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ ne veriyorsa seve seve alacağız. Geciktirmenin bir alemi yok. Sevfeciliğin bir kârı yok. Efendi Hazretlerimiz hacca gittiği zaman Kabe'yi tavaf ederken hemşerilerinden 20 senedir tanıştığı hemşerilerinden birisini yakaladı. Gel bakalım dedi Mehmet Efendi. 10 sene önce de seni gördüm sakal bırak dedim hala bırakmamışsın. Bak dedi Allah'ın evindesin. Kabe'desin. Beytullah'ın yanındasın. Artık bana söz ver. Resulullah'ın huzuruna sakalsız gitme. Bu sefer hiç olmazsa sakal bırak dedi. Dedi ki Kabe'nin karşısında yan yana. Dedi ki Mehmet amca, Hoca Efendi dedi sen ne yapıyorsun? Benden ne istediğinin farkında mısın? Benden sakal istemek hanımdan boşanmak demektir. Yuvanın yıkılması demektir. Çoluğun çocuğun sahipsiz kalması demek. Benim hanım asla buna razı olmaz. Bir sakal için beni bırakır gider. Derken arkadan bir ses duyuldu. Bir hanım, vallahi de yalan, billahi de yalan Efendi Hazretleri. Ben de buna 10 senedir yalvarıyorum sakal bırak diye beni de dinlemiyor seni de kandırıyor. Böyle mi yapılır? Beytullah'ın huzurun. Ve ma ataakumur rasulu fehuduhu ve ma nehaakum anhu fentehu. Nehyettiği şeyden de derhal sakının demektir. Vellezine amenu billahi ve rusuli. Cenab-ı Hak diyor ki Allah'a iman eden peygamberine de iman edenler اُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ onlar sıddıkların ta kendileridir diyor. Tefsirler zorlanıyorlar bunu açıklamakta. Ne demek acaba bu? Sıddık o zaman bütün iman edenler sıddık olmuş oluyor. اُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ bütün iman edenler Allah'a ve peygamberlere iman edenlerin o zaman hepsi ne? Hepsi sıddık. Ve şühedâ'u inde rabbihim ve Rableri katında da şehit muamelesine tabiler. İki vasıf veriyor. İman edip peygambere ve Allah'a iman edenler, peygamberlere ve Allah'a iman edenlere Cenab-ı Hak iki vasıf birden veriyor. Ulâike hum's-sıddîkûn ve şühedâ'u inde rabbihim. Onun için bazıları diyorlar ki bu Allah ve peygamberlerine iman edenler İlk davet edildikleri zaman hiç tereddüt etmedi. Hiç tereddüt etmedi. Bir şey duyuyor peygamberin ağzından tıpkı Hazreti Ebubekir Sıddık gibi. Hazreti Ali radıyallahu anh gibi. Hazreti Osman Zünnureyn gibi. Hiç tereddüt etmeden hemen iman edenler demektir. Hemen iman edenler. Hazreti Ömer'i de o hemen iman etmemiş ama sonra gösterdiği sadakatten dolayı Peygamber Efendimiz cennetle müjdelenenlerin 10 tanesinin içerisine onu da katıyorlar. Onu da sıddıklardan sayıyorlar. Halbuki ilk iman edenlerden değil. Üstelik de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye giderken kendisine iman nasip oluyor. Murat ne?
kendisine bir hüküm söylendiği zaman sonraya bırakmıyor. Hemen iman ettim, kabul ettim diyor. Müslümana yakışan da bu. Allah Celle Celaluhu duymadığımız hakikatleri duyduğumuzda Kur'an'ın şu anda biz icmalen iman ediyoruz. İcmalen. Allah ve Resulü ne getirdiyse baş üstüne, ben de gideceğim taş üstüne diyerek Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği ne varsa Kur'an'da, hadiste, İslam'da icmalen bunu kabul ediyoruz. Ama tafsilen bunu duyduğumuz zaman afallamak yok. Kafama yatmıyor demek yok. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Mesela bir hanımın kocası vefat etse, kocası vefat ettikten sonra hanımın 4 ay 10 gün kocasının evinde dışarıya çıkmadan iddet beklemesi farzdır. Nafakasını ayağına getirecek, ekmeğini suyunu ayağına getirecek evladı bir yakını varsa onun evinden adım atması, komşuya bile gitmesi haramdır. 4 ay 10 gün. Ben bunu bilmiyordum ama şimdi duydum, inandım. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ. Allah'a iman etmek, peygambere iman etmek böyle olur. Aynı şekilde bir adam hanımını boşadı. Hanımı eğer canına, namusuna karşı bir tehlike söz konusu değilse, boşandığı o evde 3 ay veya 3 hastalık müddeti kocasının evinde iddet bekleyecek. Kocası 3 ay onun nafakasını görüşmeyecekler ama nafakasını devam ettirecek. O da farz. Kocanın o nafakayı devam ettirmesi de farz. Hanımın kocasının evinde dışarıya çıkmadan iddet beklemesi de farzdır. Evden çıkamaz, bir başkasıyla evlenemez, bir başkasıyla izdivaç için görüşemez. Boşandığı günden sonra başlıyor. Ben bunu bilmiyordum, duydum. Öyleyse Hazreti Kur'an böyle diyor. Hazreti Resulullah böyle diyorsa iman ettim. Bir düşüneyim bakalım. Demedikten sonra iman edip derhal kabul etti mi? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Bir de her sıddığın, Allah katındaki her sıddığın mertebesi aynı değil. Şimdi Hazreti Ebu Bekir sıddığın sıddıklığıyla, Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın şehitliğiyle, sonradan gelen şehitleri aynı seviyeye koyabilir miyiz? Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle, sonradan gelen şehitler aynı düzeyde diyebilir miyiz? Hepsi şehittir. Hepsinin şehit olmayanlara üstünlüğü vardır. Ama şühedanın da kendi aralarında dereceleri var. İşte burada وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ, Allah ve peygamberlerine iman edenleri Cenab-ı Hak hiç beklemeden, hiç tereddüt etmeden derhal amentü diyenleri de sıddık ve şehit kabul ediyor. Ama mertebe farklılığı yine var. Lehum ecruhum ve nuruhum. Allah Allah. Lehum ecruhum. Dünyadaki mükafata, maaşa ücret denir Arapçada. Ne denirmiş? Cemil abi, ne deniyor? Ücret. Tamam, çalıştın akşam maaşını alacaksın. Ne deniyor ona? Ücret. Ama dünyada yaptığın amelin ahirette karşılığını almaya ecir deniyor. Ecir, ücret değil. Ücret dünyadaki karşılığı. Ahiretteki karşılığına ecir. Lehum ecruhum. Ecir duyduk mu? Yapılan bir amelin mukabelesi, karşılığı demektir. Bedeli demektir. Allah Celle Celaluhu bize diyor ki, iman ettiniz ya Allah'a ve peygamberlerine, lehum ecruhum ve nuruhum. Sıddıklara verilen mükafatın ve nurun aynısı size verilecek.
ama miktar olarak farklı, mahiyet olarak farklı. Onlara nasıl nur verildiyse size de nur verilecek. Ecirle nur arasında ne fark var? Kim söyleyecek? Lehum ecruhum ve nuruhum. Cenab-ı Hak diyor ki ben size hem dünyadayken yaptığınız amellerin karşılığını vereceğim hem de nur vereceğim. Nur bir nişan değil mi hocam? Başka? Ecir tam karşılığı nur ekstra. Affet. Evet. Sen medresede mi okuyorsun? Hemen başla bak. Kur'an'a kafan çalışıyor. Zayet. Allah sana hem ecir hem nur nasip etsin. Amin. Lehum ecruhum, ecriniz diyor dünyada yaptıklarınızın karşılığı. Ve nuruhum, o bahşiş. Hak ettiklerinizden daha fazlası. Nuruhum. Size bir de sevdiğim insanlara fazladan verdiğim lütufları vereceğim. Allah hepimizi nail eylesin. Okuduğum hadis-i şerife dönüyorum. Men rafa'a minel ardi kırtasen. Yerden bir kağıdı eğildi kaldırdı. Onun için büyükler, mesela ben Efendi Hazretlerimizin ihvana yazdığı mektupları, o dönemde dostlarına yazdığı mektupları bir araya toplamıştım. Mektupların üzerinde başında B, Sa, Sin, Ha var. Sadece baş harfli. Bismillahirrahmanirrahim uzun uzva diye yazmamış. Olur ya mektup diye belki yere bırakılır. Belki abdestsiz dokunulur. Belki ayak basılır diye Allah'ın ismini, ki besmele bir ayet-i kerimedir, biraz sonra söyleyeceğiz. Ayak altına atılır da ona su edepte bulunulur diye sadece baş harflerini yazmış. Allah kelimesini de burada yazdığımız gibi açık yazmamış. Bir elif koymuş, bir lam, üç nokta koymuş, öyle ifade etmiş. Ama buna rağmen diyelim ki birileri bir kağıda besmeleyi yazdılar ve o besmele yazılı kağıt veya Allah'ın ayeti yazılı olan o kağıt uçtu, yere düştü. Men rafa'a minel ardi kırtasen fihi bismillahirrahmanirrahim. Üzerinde Kur'an'ın anahtarı olan besmele yazılı bir kağıdı iclalen lehu teala, sırf Allah'a hürmetinden dolayı belini büküp şerefle, iğrenmeden kaldırıp ona hürmet eden kişi kütübe mines sıddıkîn. Kalem kimin elinde? Allah'ın elinde. İstediğini evliya yazar, istediğini eşkıya yazar. Ben diyor benim ismime hürmet eden bu kişiyi sıddıklardan yazdım. Kütübe yazılmıştır mine sıddıkîn. Daha bitmedi. Ve kuffife an valideyhi, anne babaları ve imkâne müşrike, müşrik de olsalar, anne babaları müşrik de olsa, kafir de ölmüş olsa cehennemden kurtulmak yok ama cehennemin azabı onlardan hafifletilecek buyuruyor. Cehennem azabı onlardan hafifletilecek. Allah bizlere şaire karşı İslam'ın şiarı olan ne varsa hepsine hakkıyla hürmet etmeyi nasip eylesin. Rahmetli Hızır Efendi buyururdu ki cemaati müslimin, seccadenin secde ettiğiniz yerine ayakla basmayınız. Ayakla basmayınız. Çünkü o hürmetsizlik imansız gitmeye sebep olur buyurdu. Edepsizliğin insanı nereye götüreceğini hiç tahmin bile edemeyiz. Daha önce söylemiştim. Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki ibadete hürmet ibadetten kıymetlidir. İbadete hürmet etmek ibadeti yapmaktan daha kıymetlidir. İbadet cenneti kazandırır. İbadete hürmet ve ihtiram Allah'ın cemaline, Allah'ın muhabbetine vesile olur. Tersi de var. İbadeti terk etmek insanı günahkar yapar ama ibadete karşı hürmetsizlik insanı dinden çıkarır.
Allah bizleri muhafaza eylesin. Besmele ile ilgili bilmemiz gereken bazı hususları konuşalım. Besmele Kur'an-ı Kerim'den bir ayet kerime midir? Değil midir? Bu hususta farklı görüşler var. Cumhur'un görüşü Besmele Kur'an-ı Kerim'de, hatta bu hususta ittifak olduğu da söyleniyor. Besmele Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti kerimedir. Ancak Hanefilerle Şafiler arasında şu hususta görüş ayrılığı vardır. Acaba Besmele başında bulunduğu ayetleri, surelerin birinci ayeti midir? Yoksa surelerle alakalı surelerden bir ayet değil midir? Bu hususta Hanefi fukahasıyla Şafi fukahası arasında görüş farklılığı vardır. Hanefilere göre Besmele Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Ancak başında bulunduğu surelerin ayeti değildir. Mesela Fatiha'dan bir ayet değildir. Fatiha'nın birinci ayeti Hanefilere göre Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Fatiha buradan başlar. Onların istidlal ettiği hadis-i şerifler vardır. Peygamber Efendimizin Fatiha'yı tarif eden, Fatiha'yı üç kısma ayıran hadis-i şerifinde bakıldığı zaman Besmele'den bahsedilmemiş olması demek ki Fatiha'da Besmele diye bir ayet yoktur. Tıpkı diğer surelerin başındaki besmeleler gibi. Besmele Kur'an'dan bir ayettir ama başında bulunduğu surelerden bir ayet değildir. Belki surelerin başına getirilmiş bir önceki sureyle arasını ayırmak için bir fasıla olsun diye getirilmiştir der Hanefiler. Onun için biz Fatiha'nın başında Hanefilere göre biliyorsunuz Fatiha'yı okumak vaciptir. Şafilere göre ise farzdır. Fatiha'yı okumak namazlarda. Hanefilere göre Besmele Fatiha'dan bir ayet olmadığı için Fatiha'yı okurken Besmele'yi okumak Fatiha'nın bir ayeti olmadığı için vacip değil. Sadece sünnettir. Onu terk etmiş olmaktan dolayı namazın kazası veya vücubunun terki lazım gelmez. Hanefilere göre Fatiha'nın başında Besmele'yi okuması sünnettir ama vacip değil. Fatiha vacip. Ama Şafilere göre Fatiha namazda okunması farzdır. Besmele de Fatiha'dan bir ayet olduğu için Şafi mezhebine göre abdest alıp namazını kılan bir kardeşimiz Besmele'yi okumadan Fatiha'ya başlasa namazı olmaz. Abdestsiz namaz kılmış gibi yani. Farzı yerine getirmediği için namazı olmaz. Boş yerleri yavaş yavaş dolduralım. Bunun için Şafi mezhebini taklit eden kardeşlerimiz mutlaka Fatiha'nın başında Besmele'yi aynı Fatiha'nın diğer ayetleri gibi Fatiha'dan bilecek ve onu da kıraat edecek. Aynı şekilde birinci rekattan kalktıktan sonra birinci rekattan biliyorsunuz kıraat secdeden kalktıktan sonra ikinci rekata tam kıyam halindeyken yapılır. Namazın farzı olan kıraat nerede olacak? Tam kıyam halindeyken. Onun için Şafii mezhebini taklit eden bir kardeşimiz ikinci rekata kalkarken tam kalkmadan Besmele'yi okuyup tam kalktıktan sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin'e başlasa kıyam halindeyken Fatiha'yı okumadığı için namazı yine olmaz. Ne yapması lazım? Tam kalkması gerekir. Bir Hanefi bunu yapsa daha kalkarken Besmele'yi okuyor tam kalktığı zaman Fatiha'ya başlıyorsa sünneti terk etmiş olur. Sünneti. Namazı batıl olmaz. Ama bir Şafii bunu yaparsa ona göre Besmele Fatiha'dan bir ayet, Fatiha'yı da okumak
kıyam halindeyken kıraat etmek farz olduğu için Şafii'nin namazı olmaz. Evet. Sadece Bismillah innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim herhalde Nahl suresinde geçiyor. Nahl suresinde geçen bu bismillahirrahmanirrahim sureden bir ayettir. Bunda icma vardır. Ama onun dışındakilerde Hanefilere göre surelerin arasını ayırmak ve teberrük için getirilmiş. Şafilere göre ise Fatiha'dan da birinci ayettir. Diğer surelerden de birinci ayeti kerimedir. Ancak Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetin hangi ayetten sonra konulacağı biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de Mushaf-ı Şerif'te Fatiha ile başlarız, Nas'la bitiriyoruz. Ama ilk inen sure Fatiha suresi değildir. İkinci inen sure Bakara suresi değildir. Üçüncü sure Ali İmran değildir. Yani Mushaf'taki sıralamasına göre ayetler ve sureler nazil olmuş değildir. Her nazil oluşunda Cibril-i Emin tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu ayeti şu ayetin peşine, şu sureyi şu surenin peşine koy diye emir buyurulmuştur. Onun için Kur'an-ı Kerim'in surelerinin sıralaması tertibi, ayetlerin tertibi, isimlerinin tayini, aynı zamanda nereye besmele konulacak, nereye besmele konulmayacak bu tamamıyla tevkifidir. Ne demek tevkifi? Yani Allah'ın emrine bağlıdır. Herhangi birisinin tercihi değildir. Cibril-i Emin tarafından beyan edilmiş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle uygulamıştır. Peki Tevbe suresinin başına besmele niçin gelmemiştir? İlleti belli. Ne dedik? Tevkifi. Allah onun başına besmele koymamış, biz de okumuyoruz. Peki acaba hikmeti nedir? Hikmetiyle ilgili söylenen farklı şeyler var. Onlardan bir tanesiyle iktifa edelim. Besmele Allah'ın rahmet sıfatından bahsediyor. İkramından, ihsanından, merhametinden bahsediyor. Bundan bahsederken bir nevi kullarına Allah'ın merhametiyle, ihsanıyla muamele edeceğini de aynı zamanda müjdelemiş oluyor. Tevbe suresi müşriklerle yapılan muahedenin, anlaşmanın bozulduğu, anlaşmaya riayet etmedikleri için Müslümanlara müşriklerle harp etmelerinin emredildiği ve bununla ilgili hükümlerin anlatıldığı ayet-i kerimelerden bahseder. Cenab-ı Hak orada müşriklere harp ilan eder. Ey Habibim, madem ki sözünde durmadılar, onlara 3 aylık bir mühlet ver. Mekke'yi terk etsinler, Medine'yi terk etsinler. Ondan sonra eğer İslam'a girmezlerse onları katletmek, onlara harp etmek, onlarla harp etmek serbest emrini veriyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu burada kıtelden, Tevbe suresinde savaştan bahsettiği için savaş içerikli bir sureyle besmelenin içeriği münasip olmadığı için Allahu Alem ne yapmıştır? Tevbe suresinin başında bize besmele emretmemiştir diyorlar. Ebu Hanife rahimehullah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah'ın başındaki Allah kelimesi. Önce bağdan konuşacağız sonra ama önce Allah kelimesinden konuşup sonra tekrar başa döneriz. Allah kelimesi Ebu Hanife rahimehullah'a göre ismi azamdır diyor. Gerekçesi nedir? İsmi azam oluşunun. Çünkü Allah kelimesi daha önce hiç kimseye
isim olarak verilmemiştir. Hiç kimse bu isimle daha önce tesmiye olunmamıştır. Demek ki Allah'a mahsus bir isim olması bunun ismi azam olduğunu bize gösteriyor. Bazı alimlere göre ismi azam geçmiş ümmetler tarafından biliniyordu, bizde de biliniyor. Bazılarına göre ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar ismi azam kimse tarafından bilinmiyordu deniyor. Hatta Şeyh Muhittin el-Cundi diye bir zat var. O diyor ki ismi azamın 4 tane rüknü vardır. 4 cihetten farklı manası vardır. Bu 4 şey husule gelmeden ismi azamın kullanılması fayda etmezdir. 1. İsmi azamın 1. hakiki manası vardır. 2. manevi manası vardır. 3. suret aleminden bir manası var, sureti var. Bir de lafzı vardır. Ekseriyetle lafzı Allah lafzıdır. Ama daha 3 tane şart var. Onlar da Allah lafzıyla bir araya gelirse o zaman ismi azamla yapılmayacak bir iş kalmaz diyor. Bakalım neymiş? İsmi azamın hakikat aleminden hakikati bütün hakikatleri cem eden Allah'ın birliğidir diyorlar. Bir, ahadiyet, Allah'ın birliğidir. İkincisi, mana aleminden bir manası vardır ki, her asırda mutlaka bir tane de olsa var olan insanı kamildir. Her asırda var olan bir insanı kamil. Allah lafzının zaten bir hakiki manası var. Nedir? İbadet edilmeye layık olan tek varlık demektir. Sonra bir de manası var dedik, mana aleminden. O da her asırda mutlaka bir tane de olsa kutbul aktab diye ifade ettiğimiz kamil insandır. O kamil insan da bulunursa, kamil insanın hakikati, bir de suret aleminden bir sureti var. O kamil insanın bedeni, bir de lafız aleminden lafzı var ki o da Allah lafzıdır. Bu 4 tanesi toplanırsa, yani Allah lafzını benim gibi, senin gibi değil, belki Allah'ı tanıyan, arifi billah olan insanlar dua makamında kullanırlarsa, o zaman ismi azamın tecellisi husule gelir. O zaman ismi azamla yapılan dualar mutlaka kabul olunur buyuruyor. Seneler önce rahmetli Bayram Hoca, Allah ona da bütün şehitlerimize ve geçmişlerimize rahmet eylesin. Bayram Hoca bir gün Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerinin yanına çıkıyor. Hem bir şey merak ediyor, hem de kendi haliyle ilgili bir itizarda bulunacak. Bir müsamaha bekliyor. Diyor ki efendim, 2 şey önce soruyor kendisiyle ilgili. Diyor ki efendim, bana ilk talebelik yıllarımdan itibaren daima derdiniz ki, Bayram Hoca hiç parayla uğraşma. Hiç paraya elini sürme. Bana hep böyle tembih ederdiniz. Üzerinden 30 sene geçti. Sizin dediğinizi dinledim. Hiç parayla uğraşmadım. Paraya elimi sürmedim. Medrese yapacağım, kurs yapacağım diyerek milleti ayağına gidip para istemedim.
Şimdi etrafımda sözümü dinleyecek zenginler var. Acaba böyle bir şeye başlayayım mı diye sormuş. Efendi Hazretlerimiz de buyurmuş ki tekrar Bayram Hoca eskiden nasılsa yine aynı devam et demiş. Paraya el sürmüş. Tamam. Sonra demiş ki birçoğumuzun da aslında zaman zaman yaptığı ve ne yaptığını fark edemediği bir davranış. Efendim demiş, ilimle uğraşırken, kitaplarla meşgul olurken sizin verdiğiniz vazifeleri tam istediğiniz şekilde yapamadık efendim. Bize himmet buyurun, dua buyurun. Aslında muhtemelen demek istiyor ki tamam sen mazursun. Sen ilimle uğraşırken, daha mühimiyle meşgulken bunu aksatmış veyahut da tam istenildiği şekilde yapmamakta mazursun deyip bir müsamaha beklerken Şeyh Efendi demiş ki hayır, bu hususta taviz yok. Kitaplara nasıl çalışıyorsan tarikat vazifelerine de zikrullah'a da aynı şekilde ihtimam göstereceksin demiş. Sonra kendiyle ilgili sorular bitmiş. Son soru. Demiş ki efendim, ben inanıyorum ki Allah size de, sizin gibi Rabbani alimlere de ismi azamı öğretmiştir. Ve siz ismi azamı zikrederek ellerinizi semaya kaldırsanız, Mevla'dan isteseniz gökteki yıldızları bile yere indirir. Allah sizin duanızı reddetmez. Niçin dua etmiyorsunuz? Allah'ım ne olur bu ümmete yeniden İslam'ı ihsan et diye niye Cenab-ı Hakk'a yalvarmıyorsunuz buyurmuş. Arka taraf yine sıkıştı. Ne yapacağız? Ne dedik? Toki toki. Bahçede evler yok. Sağ taraf. Sağ. Sağ taraf. Sağ taraf koy, sağ taraf. Niçin Allah'a dua edip de yeniden İslam'ın ahkamının tatbik edildiği bir ülke, yeniden İslam'ın ahkamını baş tacı eden bir ümmet olmamız için dua etmiyorsunuz? Allah. Şimdi bu sual karşısında Şeyh Efendi suale sualle cevap vermiş. Çok önemli. Belki hepimiz aynı günleri özleriz. Allah'ın dininin tatbik edilmediği bir dünyada kimse adalet beklemez. Kimse merhamet beklemez. Kimse sadakat, vefa beklemez. Aradığımız devlet de, aradığımız hikmet de, aradığımız nusret de Allah'ın dinini tatbikten geçer. Başka yerde değil. Bir arif, bir Allah dostu koyunlarını otlatırken kurtlar da sürünün yanında duruyor ama koyunlara hiç zarar vermiyormuş. Onu gören birisi şaşırıp demiş ki ne zamandan beri kurtlarla kuzular sulh ve barış ilan ettiler? Çoban olan Arif başını kaldırmış. Koyunların çobanı Allah'la sulh ilan ettiği andan itibaren râi yani çoban Allah'la barışık bir hayat yaşamaya başladığı andan itibaren duymuş. Onun için eğer biz kudret,
nusret, Allah'ın yardımını istiyorsak, Allah'ın yardımını gökten yere indirecek anahtar budur. Denilmiştir ki, "Eddu'a'u miftahus sema." Bu cümleyi lütfen ezberleyelim. "Eddu'a'u miftahus sema." Ne demek? "Eddu'a'u dua, miftahus sema." Miftah anahtar demek. Semanın anahtarı duadır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, "Ve fis semai rizkukum ve ma tu'adun." O kadar manalar var ki, ey kullarım, "Ve fis semai" sadece semadadır. "Rizkukum" hepinizin rızkı, çocuklarınızın, ailelerinizin rızkı neredeymiş? Asıl buğday tarlaları, asıl elma bahçeleri, üzüm bağları nerede? Sema. "Ve fis semai rizkukum" bütün rızkınız ancak semadadır buyuruyor Cenab-ı Hak. Bitti mi? Hayır. "Ve ma tu'adun" peygamberlerin diliyle, Kur'an'ın ifadesiyle vaat edildiğiniz ne varsa hepsi nerededir? Semadır. Nedir mesela vaat edildiklerimizden bazıları? Nur suresinde Cenab-ı Hak diyor ki, Estaizu billah, "Va'ade Allahu'l-lezine amenu minkum ve amilus salihat." Va'ade Allahu, Allahu Teala vaat etti. "Ellezine amenu minkum" içinizden iman eden bir topluluk. "Ve amilus salihat" ve önüne gelen her fırsatta o fırsata uygun, muktedai hale uygun ameli salihi yapmayı şiar edinen müminler. İman edip ameli salihi yapanlar. Cuma günü gusül alıp da cuma namazına gitme imkanı olan bu şekilde gidiyorsa o anın ameli salihini yerine getiriyor demiyor. "Va'adallahu lezine amenu minkum ve amilus salihat." Salih amel işleyenlere, bu iki şeyi yapanlara Allah üç şey vaat ediyor. "Leyestehlifennehum fil ardı kemestehlefellezine min kabli." Sizden öncekilerini yeryüzünün halifesi kıldığım gibi sizi de yeryüzünün halifesi yapacağım diyor. Birinci vaadi bu. Neredeymiş bu vaadin? Bu vaat nerede? Semada diyor. Başka ayet. Zariyat suresi. "Ve fis semâi rizkukum ve mâ tu'adûn." Ne bize vaat edildi? Başka ayete bakıyoruz Nur suresinde. "Leyestehlifennekum." Vallahi sizi halife yapacak. "Fil ardı" yeryüzünde. "Kemestehlefellezine min kabl." Sizden öncekileri halife yaptığı gibi. Sonra "Veleyumekkinenne lehum dinehumullezirtedâ lehum." Size razı olduğum için gönderdiğim bu dini, bu kitabı her tarafa yayacağım diyor. Nereye giderseniz cami göreceksiniz. Hangi ülkeye giderseniz ezan duyacaksınız. Her girdiğiniz camide sizi sıcacık yüreğiyle karşılayacak, musafalaşacak müminler bulacaksınız. Camiler boş olmayacak. "Veleyumekkinenne dinehumullezirtedâ lehum." Sizden razı olduğum dini her tarafa yerleştireceğim. "Veleyubeddilennehum min ba'di khawfi memna." Korku halinizi alacağım diyor. Kapınızı kilitlemeye, pencerenizi kilitlemeye, alarmlar koymaya ihtiyaç duymayacak şekilde korku gidecek, emniyet hakim olacak diyor. Allah Celle Celaluhu iki şey istiyor, üç şey vaat ediyor. Vaat ettikleri nerede? "Ve fis semâi rizkukum ve mâ tu'adun." Peki semada olanları, semanın kapısını açmasının yolu neymiş? "Eddu'a'u miftahus semâi." Dua semanın anahtarıdır. Peki anahtarı öğrendik. Anahtarı. Tabii ki bu anahtarın dişlileri var. Sizin anahtarda yok mu dişliler? He? Var.
Nedir peki bizim anahtarın dişlileri? Ve esnânuhu el-lokmetul halal. Neymiş? Semayı açacak olan anahtarın diş dilleri yediğimiz helal lokmalarmış. Düşünün, anahtarın dişlisine bir ilave olsa, olmaması gereken bir parça orada bulunsa, evin kapısını açar mı? Açmaz. Arabanın kapısını açar mı? Açmaz. Ve esnânuhu, bu anahtarın dişlileri el-lokmetül halal, helal lokmadır. Onun için ismi azamı okurken bile, dua ederken, semanın kapılarını açarken ilk önce riayet edilmesi gereken şart neymiş? Helal lokmaymış. Arada şartlar var. Sonuncusu da ihlasul kalp. Allah hepsini bize nasip eylesin. Şimdi Bayram Hoca, üstadımızın bu şartlara riayet ettiğine tam kanaat ettiği için ona diyor ki, siz isteseniz Allah sizi kırmaz, gökteki yıldızları bile yere indirir. Niçin? İslamiyet'in yeniden hakim olması için Cenab-ı Hakk'a talepte bulunmuyorsunuz. Soruya soruyla cevap veriyor ve diyor ki, Bayram Hoca, söyler misin şimdiye kadar kaç tane hoca yetiştirdin? Söyler misin şimdiye kadar kaç tane hoca yetiştirdin? Biz maalesef İslam'ın bize emrettiği şekilde İslam'a hizmet etmek yerine partilerin peşinden koştuk. 50 yaşında bir adamla tanıştım kendi memleketimde. Seçim dönemlerinde cihat yapıyorum diyerek mutfağı kapatıp peynir ekmek yiyen adam. Hanımıyla beraber. 50 yaşında vallahi siz cihat ediyorsunuz. Siz şunu yapıyorsunuz. Siz İslam'ı kurtaracaksınız diye 50 sene adama vaatte bulunmuşlar. 50 yaşına gelmiş Kur'an okumasını bilmiyor. Bana bir tane sahabi söyleyin. Cihada çıkarken Kur'an okumasını bilmeyen bir tane sahabe söylüyor. Böyle bir şey olur mu? Allah'ın kitabını bilmeden nasıl cihat edeceğiz? Doğu'da imamlık imtihanlarına giren bir hoca efendi, Kur'an'ı zayıf mübareğin, ezberi de yok. Hoca efendi demişler, Kur'an'dan kaç sayfa ezberin var? Demiş ki 10 sayfa var. Ya 10 sayfayla imam olunur mu demişler. Utanmıyor musun 10 sayfa? Ne var ki demiş. 6 sayfayla peygamber olan var da biz 10 sayfayla imam olamayacak mıyız demiş. 10 sayfacık da olsa ezberimiz olsun. Ama Kur'an'ı düzgün. Allah hepimize İslam gayreti ihsan eylesin. Amin. Eğer bahçenizde, evinizde daha fazla gül görmek istiyorsanız, yapacağınız iş gül fidanı dikmektir. Yapacağınız iş gül fidanı dikmektir. Üstadımız, Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki, cemaati Müslümin, siz Türkiye'nin her mahallesine bir kız, bir erkek medresesi açın. Açtığınız gün İslam Türkiye'ye hakim olmazsa ben mesulüm. Açmazsanız siz, açtığınız halde İslam hakim olmazsa ben mesulüm. Onun için korkmayın. Rızık endişesinden korkarak çocuklarınızı başka yerlere vermeyin. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki ve fis semai rizkukum. Semanın anahtarı diploma değil. Semanın anahtarı toplama değil. Semanın anahtarı
duadır. O da ancak ehline nasip olur. Allah bizi dua ehlinden eylesin. Amin. Cenab-ı Hak duası makbul kulların arasına bizleri ilhak eylesin. Amin. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bazı hikmet kabilinden söylenen şeyler var. Ba ile başlamış, ba ile. Ba biliyorsunuz altında tek noktası olan bir harf. Ta ki Allah'ın birliğine, daha ilk Kur'an'a başlarken delalet etsin diye böyle bir harfle başlandığı söyleniyor. Burada dikkat ederseniz ba olmasaydı kelime şöyle olacaktı. İsmullah diye. İsmullah. Şurada bir hemze var. Arapçada bazı hemzeler, hemze-i vasıl dediklerimiz, geçiş halinde telaffuzdan düşer ama hatta yine yazılır. Dolayısıyla bu kurala göre buradaki hemzenin hatta da yazılması gerekirdi. Okunmayacak ama Bismillah diye ne yapılacak? Hatta yazıda bu şekilde belirtilmesi gerekiyor. Ancak Besmele'de bir farklılık yapıldı. Nedir o? Besmele çok kullanılacağı için, çok tekrar edileceği için hem Kur'an okurken hem diğer işlerimizde, bundan dolayı lisana ve yazarken de kolaylık olsun diye hem telaffuzda hasfediliyor hem de yazımda hasfediliyor. Ona işaret etsin diye Abdullah İbni Ömer tembih edermiş. Normalde bağının çengeli bu kadar yüksek değildir ama o hasfedilene delalet etsin diye bağının başındaki çengeli biraz uzatın diye tembih edermiş. Bismillahirrahmanirrahim. Oradaki hemze çok kullanıldığından dolayı hem yazılışta hem de okunuşta hasfedilmiş, orada gösterilmiş. Önümüzdeki derste size önce soruyu sorayım. Önümüzdeki derste bunu düşünün. Şimdi Bismillahi Allah'ın ismiyle başlıyorum demektir. Allah'ın ismiyle okuyorum demektir. Allah'ın ismiyle yazıyorum demektir. Normalde Allah'ın ismiyle niye başlıyoruz ki? Allah'la başlasak daha iyi değil mi? Bizim Rabbimiz kim? Allah Celle Celaluhu. O zaman bir işe Allah'la başlamak dururken niye Allah'ın ismiyle başlıyoruz dedik? Tamam? Bismillahirrahmanirrahim deseydik, ismi aradan çıkarsaydık, direkt Allah'la başlasaydık. Daha iyi olmaz mıydı? Mutlaka daha iyi olurdu. Allah'la başlıyor. Orada ismin zikredilmesinin acaba ne gibi hikmetleri var? Bize nasıl bir yol gösteriliyor? Bize ne anlatılmak isteniyor? Önümüzdeki hafta inşallah ömür olursa bunu konuşacağız. Bu arada siz de biraz araştırın, biraz kafa yorun, bakalım bir şey bulabilecek misiniz? Daha sonra da Rahman ve Rahim, Allah Celle Celaluhu'nun bu iki ismini, özellikle aynı kökten gelen bu iki kelimenin niçin tekrar tekrar getirildiği üzerinde duracağız. Cenab-ı Hak zihnimize de kalbimize de kabiliyet ihsan eylesin.